Muhterem kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda Prius Show'un skill, stat ve diğer kombinasyonlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Normal Paper Prius, yara atak Prius ve defans Prius olmak üzere bu üçünü bir ele alacağız. Burada denemiş olacağız arkadaşlarım. Şimdi, öncelikle zaten herkesin bildiği bu Paper'ı çok anlatmaya gerek yok. 255 STR verip kalan 7 statı da 65 level için konuşuyorum. RT verilmiş, klasik. Ataker BP. Bu jokta arkadaşlar şöyle bir not ettiğimiz zaman bunlar çünkü karşılaştıracağız arkadaşlar. Şöyle bir elimde bir kağıt kalem alalım ve bu kombinasyonların ne olduğunu bir not edelim. Şimdi arkadaşlar full STR moddayken bakacağımız şeyler AP Dev HP MP ve resistlere bakacağız. Resistanslara bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada full STR modda AP'miz 2010. Tabi burada artı AC ile atmayı ihmal etmiyoruz. Şöyle artı AC'mizi atalım. Bu şekilde kombinlerimize bakalım arkadaşlar. Defansımız 605. HP'miz 3421. Manamız 2071. Resistanslarımız da şu anda elindeki silah Earthshaker ve diğer derine gelen resistanslara göre de şu anda 10 flame 10 FR ve 20'de IT restansım var. 0 LR restansım var. Şimdi diğer kombinasyon deneyelim arkadaşlar. Bu kombinasyon nedir? Üzerimize arkadaşlar biraz daha defansif açıdan sağlam olmak için giydiğimiz int seti giyeceğiz. Ve yine burada şimdi şöyle bir sıkıntı var. Earthshaker artı 6'yı giyemeyeceğiz. Çünkü STR'ye fazla istiyor. Burada artı olsa giyerdik ama Earthshaker'ı giyemiyoruz. Bu yüzden Paladin kulübü giyeceğiz. Bu şekilde bir APTS yapmak durumundayız. Çünkü bunu silahı bu kombinasyonda giyemiyoruz arkadaşlar. O yüzden dilerseniz bir hemen skill stat sıfırlaması yapmak için üzerimizdekileri çıkartmamız gerekiyor malumunuz. Hemen şuradan bir çıkartalım üzerimizdekileri. Şöyle şunları bir bankaya koyacağız. Hızlı bir şekilde Earthshaker'da bankaya koyalım. Üzerimizdekileri de falan çıkartayım. Çıkarabildiğim kadar. Bankada en sol kaymıştı. Tekrar geri geldi. Şöyle 2 numaraya koyalım. Boşmuş burası. Bir paperlarımızı bir koyalım evvela. Sen de geç. Senlere şu an bir işimiz yok. Diğerlerini de şöyle bir çıkartırsam şayet. Muhtemelen yine sığmayacak. Bir de bir geçin abi. Şimdi herhalde kafi geliyor. Şimdi hemen stat sıfırlayalım. Hadi buyur. Sıfırlamıyor. Niye sıfırlamıyor? Çünkü burada şunun zımbırtılar da var. Ya bunlar çöp atlasın Allah aşkına. Yani var ya şunlarla kurat malzemeler bunlar. Bunları da çöp atalım. Şimdi skillimi sıfırlayalım. Evet. Şimdi oldu. Tadımızı sıfırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ne vereceğiz? Öncelikle silahımız ne istiyor? STR 382 bunu veririz. Ama bizim için önemli olan int. Int'i 127 istiyor. Dolayısıyla int'e 52 veriyoruz. Güzel. Şimdi STR'ye ne istiyor? 182 istiyor. Muhtemelen kalan pointleri de STR'ye vereceğiz. 163'te STR'ye verelim. Ne kadar verebiliyorsa artık hepsini de STR'ye vereceğiz. AP'nin biraz daha kuvvetli olmak adına. Verelim abi. Bir puan kaldı. Onu da verdim. Tamam. Şimdi üzerimize giyiyoruz bunları. Evet. Yine takılarımızı giyiyoruz. Earthshaker'ımızı giyiyoruz. Evet kardeşler. Bu şekilde de AP'miz 1237. Gördüğünüz gibi. Tabi silahımız da kötü olması burada bir etken ama defansif olarak defansımız bir önceki tura göre arttı. Hemen burada şimdi HP defans değerlerini karşılaştıralım. Bu yarı defansif, yarı ofansif bir kırma bir BP kombin ama burada tabi çok da etkili olduğunu ben söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Ama yine bir karşılaştıralım. Yarı def diyelim. AP'miz ciddi manada düşüş gösterdi. 1237. Defansımız 825'e çıktı. HP'miz yine 3789'a dayandı. Manamız 3448'e. Resistansımız da
Burada bayağı bir artış göstererek 38, 48, Lightning 28 ve diğerleri de Forge'ın, Curse ve Holy 43'erde onlar arttı arkadaşlar. Şimdi kıyasımızı yaparsak arkadaşlar. Şöyle bir dilerseniz Orion'a geçelim. Ve bunun tamamen gücünü kıyaslayacağız. Arc Sword ne kadar istiyor? Bu kombin mantıklı mı? Tamamen bunları şu an kontrol edeceğiz. Ondan sonra ben size bu iki sistemin ne olduğunu bir karşılaştıracağım arkadaşlar. Şimdi pazara geldik. Dorian 1'deyiz. Çok güzel. Action House'umuzu bir açalım. Şuraya bir Arc Sword yazalım. Arc Sword artı 7. Gördüğünüz gibi 196 STR istiyor ve dolayısıyla da biz bu silahı alıp giyebiliriz elimize arkadaşlarım. Artı 6'sını da giyeriz, 7'sini de giyeriz. Ayrıca da 32 defans da buradan gelir. O tabi bunu da hesap etmek lazım ama işte şu an maalesef elimizde olmadığı için bu silahı giyemeyeceğiz ama bu silahı giyip de bakmak lazım bu kombine. Çünkü STR'miz 210'da şu anda. Yani Paladin kulüple çok AP testi yapmak doğru değil bence. Bir daha tekrar filo artı harcayacağımızı atarsak şayet. Bastı. Şunu çok basmaya gerek yok ama ben yine de basayım. Ve şimdi bir karşılaştırmamızı yapalım arkadaşlar. Burada şimdi AP'yi yani diğer kombinin elinde Paladin Kulüp yoktu. Ama ya yani Paladin Kulüp takıp da kıyaslasam sanki daha mı iyi olurdu arkadaşlar. Öyle yapayım olmadı. Çünkü orada Erşikir takmıştık ama en iyisi öyle yapmak. Öbür türlü buradaki farkı anlayamayacağız arkadaşlar. Hemen kısaca bir şey yapalım. Zaten bunun değerleri artık belli. Hepsini not aldım. AP'sini, defansını. Şimdi Paladin Kulüp Baharat deneyelim. Ben Öfçükar'ın STR'sini düşünemedim. Bunu yüksek isteyeceğim. Şimdi tekrardan geçeceğim. Az söylemişti bir yer ama aklımda kalmadı. Şöyle bir hemen hızlı bir kristal sıfırlayalım. Çok hızlı şekilde. 255 200 12 veriyor. Verelim. Hemen Paladin kulüpte aradaki farkı görmek babında kardeşlerim. Hemen. Geriyi de health'e verelim. Yani Örçükür'ü devreden çıkartmak durumunda kalıyoruz arkadaşlar bu testte şu anda. Paladin kulübümüzü giyelim. Üstümüzü başımızı giyelim. Şimdi hemen hızlıca bir testimize bakarsak. Evet şimdi oldu. 1668 oldu. Şimdi farkı görebiliriz. Evet. AP yönünden kardeşler. Full paper olan çarımızın AP gücü 1668 iken yarı ataker yani yarı defansif yarı ataker adını ne yaparsanız hibrit diyelim buna. Hibrit BP'mizin AP'si 1237 idi. Dolayısıyla arada 431'lik bir fark var arkadaşlar. Full STR FPS'nin lehine. Ama diğer bütün yönlerde bu diğer kombin üstün arkadaşlar. Burada defansımız 605 iken orada 825 ki arada böyle baktığınız zaman 825 eksi 605 yaptığımız zaman arada 220 defans farkı var. Yine HP'lerini kıyas ettiğimiz zaman 3789'a 3421 368 HP'si fazla. Manaya baktığımız zaman ki manada zaten çok çok daha üstün. 1448 artı 2071'den 1377. Resistansların da tamamında üstün arkadaşlar. Burada bakın resistanslarımız 10, 20, diğer kombinde 38, 48, 28'er, 38 flame, 48 ice ve 28 de LR resistansı olan bir yoktu. Buradaki tek avantaj arkadaşlar intihaz istediği için bu görev sistemleri intihaz istediği için elimize Arc Sword alarak bu açık farkını kapatma imkanımız oluyor. Şu anda bakın 1668 AP'si var. Sözlü gücümüzü toparlarsak bu job yaklaşık 430-450 AP diyelim. Bir düşüşü var ama onun dışında HP defans yönünden diğer hibrit BP 220 daha fazla
Defans yönünden, HP yönünden 368 fazla, mana yönünden 1377 manası fazla, resistanslar yönünden de epey de kuvvetli. Yani tek artısı BP'nin full, full artı full manada şey olması arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Atak yönünden 400 atak, o tabi az bir atak değil arkadaşlar, 431 atak. Burada adam kesmede sıkıntıyı yaşatır bize. Yani bunu hiç tartışmaya gerek yok. Çünkü efendime söyleyeyim, BP'nin olayı arkadaşlar full attığı çok yüksek hasar gücüdür. BP hiçbir zaman defansıyla ön plana çıkan bir şey yok değildir. Yıllardır ya da bunu hep biliyoruz. Değildir ama şimdi biz bu ikisinin kombinini yaptık. Bir de arkadaşlar full paper'da yine elimizde ölçekleri takalım. Şu anda AP'miz yerinden 2010 bandına çıkartalım. 2010 bandına çıkartalım ve biraz da takılarla oynayalım. Mesela Brawler'sın yanına, şu Traveler'sın yanına bir tane Int takı takalım abi. Cleric yarınki takalım. EP yönüne tabii bir Traveler'sın verdiği 60 EP bonus var. Bunun da verdiği 80 EP bonus var. EP yönünden bir tık da bizi 3420 verdi. Niye düşüyor bunun? 80 HP bonus, 60 HP bonus. Yani 20 HP'si fazla. Manamızı da 2227'ye çıkarttı bu cleric yarı. Pendant'ı çıkarttı ama değiştiremeyiz ki. Komple kombini bozuluyor arkadaşlar. Yani. Set bonusundan faydalanmadı bu sefer. Dolayısıyla bu cleric falan denemeyiz bunu. Burada Blavers'ın yerine takılabilirdi ama onlar da çıkartılabilecek kombinler değil. O yüzden mutlaka kombini kaldırıp çöpe atalım. Yani şimdilik elimizdekileri deneyebileceğimiz iki tane kombin var. Biri yarı ataker, yarı ilk şeklinde. Diğeri de bu. Ha, burada yapacağımız iş şu olur. Eğer ki şayet elimize bir Arc Sword yeri tarzı bir item alırsak bu aradaki AP farkını 2000, yani 431'lik AP farkını 200'lere kadar düşürürüz. 250'lere kadar düşürürüz. O şekilde oynanır mı? Oynanabilir. Benim buna aslında çok karşı çıkıyordum ama şöyle baktığın zaman da çok da mantıksız değil. Sadece AP yönünden bir eksikliği var 400. Onu dediğim gibi iyi bir silahla kapatabiliriz. Setleri az isteyen ama yüksek AP'nin bir silahla kapatabiliriz. Belki ben de yaparım. İlerleyen süreçte Earthshaker'ı Arsofit ile takas edip üstüne payını verip bunu yapabiliriz. Hatta şöyle bir az önce bakalım ama fiyatını görmemiştim. Şöyle bir bakalım. Action House diyelim. Arksword diyelim. Kaça koymuş arkadaşımız? Az önce pazardaydı. Nereye gitti? Neyse yani arkadaşlar. Sözünüzü toparlayacak olursak alınabilir. Hatta bu iş artı Arksword'a da yapılabilir. Onu da net söyleyeyim. Ama Arksword artı 7 ile çok daha iyi olur. Bu arada Arksword artı 7 olur mu arkadaşlar? 32'de defans artışı olacak ha. Yani bu defans artışı şu anda 220'den 250'yi geçecek defans farkı olarak defans farkı. Arksword 7 ile bu kombin gayet denenebilir. Bir kombin haline geliyor. Her yönüyle. Neyse ileride inşallah deneriz arkadaşlarım. Bunu da yaparız. Sizlere böyle bir kombine de ben sunmak isterim açıkçası. İki kombinimiz var. İkisinin de artısı ve eksilerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bir muhakkak belirtin arkadaşlarım. Abone olmayı ve bir like'ınızı da her zaman alırım. Parayla değil arkadaşlar. Bir tane tuşa basın sadece kanalımızın büyümesi adına. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yani dilin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şu anda oynanabilir. Ha bu arada int DF kombini yok bu oyunda. Onu daha evvel de söyledim. İnt yani. Bu inti abanıp da inti silah giyeyim, inti atak takayım, intten atak alayım modu burada çalışmadığı için bununla alakalı bir şey söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Ooo Muhammed. Kardeşim Muhammed yanımızdan geçti. Elindeki silah neymiş, niyansızsın. Bunlar sabit. Bu da bu arada güzel bir kılıç ama işte bu da eksik diyor, canım sıkıyor benim. Neyse. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere.